konuğum bir anne ve kayıp olan kızımızın kardeşi ve teyzesi burada olacak. Fadime Menemenci, oğlu Mustafa ve kız kardeşi Dürdane Hanım geliyor. Sibel'i arıyoruz sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Merhabalar. 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 Merhaba. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, konuklarım Mersin'den geliyor. 15 yıllık evli, 4 çocuk annesi olan Sibel Apaydın'ı arıyoruz. Kendisi 24 Ocak 2024 tarihinde, bayağı da uzun bir zaman olmuş, kuaföre gidiyorum diyerek evden çıkıyor ve Atakan Ertürk isimli kişiyle kaçtı diyor aile üyeleri. Neden Atakan'la kaçtıklarına eminler? Çünkü 24 Ocak kayıp olmadan önceki tarihte Sibel Hanım'ın oğlu anneannesine diyor ki, annem eve babamın olmadığı zamanlarda gizlice birini alıyor. Aile üyeleri bunu takip ettiklerinde evde Atakan isimli kişiyi yakalıyor. Ardından da 24 Ocak'ta kızınızın evi terk etmesiyle süreç başlıyor. Ocak ayından beri Sibel'den hiçbir haber yok mu? İki kere aramıştı Ezra abla. Gizli numaradan mı? Evet, iki kere gizli numaradan aradı, özel numaradan. Ve babasını Şeker Bayramı'nda aradı, bir de Kurban Bayramı'nda aradı. Babasının sözlerini dinledi, dinledi. Babası dedi ki, buğusak buğusak sesler geliyordu. Ama ağlıyordu, kapattı. Son bir kez oğlunu aramış özel numaradan yine. Ve oğluna demiş ki, Atakan Ertürk, sana mahallede okuma, çocuğum okuyor, lise 1'e gidecek organizede. Çocuğum okula gidemiyor, korkuyor. Bu nasıl bir kelime erkek çocuğuna? Artık dayanacak güç yok ya. Ya şimdi... kızımı götürdü, yetmiyor gibi. Madde bağımlısı yaptı, yetmiyor gibi Esra abla. Bir de tutup çocuklarımı tehdit ediyor. Yani sadece kızınızın onun yanında olması değil, onun alışkanlıklarını edinmesiyle beraber hayatının kararacağını düşünüyorsunuz. Evet, evet. Sibel'in 4 çocuğu var. Çocuklar kaç yaşında? Birisi 3 yaşında. Ah. Ela 9 yaşında, Ela Nehir. Emirhan 12 yaşında, en büyük olan da 15 yaşında. Ya yani hepsini bırakıp gitti. Evet, hepsini bırakıp. Sibel normalde sizin kendi aile apartmanında, aile apartmanında, yani annesine ait, size evet. Kendi anne babasına ait aile apartmanında oturuyor. Olaylar nasıl başladı Fadime abla? İlk senin mi haberin oldu? Evet, Ezra abla dedi ki, benim bir tane işte lise 1'e giden torunum vardı. Dedi ki, ne anneanne dedi, bizim eve dedi her gün bir adam geliyor. Dedim oğlum, o adam kim? Hani ben misafir sandım. Biz yayla evine gittiğimiz için yazlık. Ben öyle sandım. Dedi ki, anne yok. Her gün bizi dövüyor, tehdit ediyor. Anneme ilk verdiğinde de biz dershaneye... Oysa anneleri ütüsüz, yemeksiz, açla, yani bırakmaz, onları ilgisiz bırak. Annene evet. Bir tütün verdi ama bu bildiğimiz tütün gibi değil. Evet. Annem onu içtikten sonra uyuyor. Uyuyor. Evet abla. Siz hepiniz aynı apartmanda mı oturuyorsunuz? Yok, Mustafa sen de mi? Ben aynı apartmanda oturuyoruz. Teyzem tarzı. Yani şu açıdan soruyorum. Yani en üst katta sen, arada evet. Abisi, en alt katta da Sibel oturuyor. Evet, evet. Sibel'in kocası nerede? Sibel'in kocası çalışıyordu. Başka şehirde. Evet, evet, başka şehirde çalışıyordu. Bunu siz oğlunuza söylediniz mi hemen? Ya torun böyle böyle bir şey diyor evet, diye. Evet, yalan söylemeyeyim Esra abla. Bunlar tarladan gelmişlerdi. Ben de o gün rahatsızdım, evdeydim. Dedim ki, çocuk geldi, hemen kulağıma bir şey fısıldadı. Dedim oğlum ne diyorsun sen? Anne gel hele, gel bir şey diyeceğim. Geldi ve çocuklarımı da her gün kabloyla dövüyormuş o Atakan Ertuğ. Oklava, şart, kabloyla çocuklara işkence yapıyorlardı. Çocuklar korkusuna söylemesin diye. Yani kızınız Sibel bu adamı gizli gizli 4 çocuğun olduğu eve alıyor ve evet. Çocuklarda şiddet görüyor. Evet abla, evet. Siz mi yakaladınız bu ben adamı evde? Ben yakaladım abla. O günü anlatır mısınız? O günü anladım. Anlatayım abla. Şimdi insan böyle bir şey duyduğunda inanmaz. Evet. İnanmak da istemez. Gözüyle görmeyince. Ama size gelen o bilgi doğrultusunda siz eve... Gizlice mi girdiniz? Hayır, biz normalde kapıyı çalarak girdik. Hatta kapıyı geç açtı. Kardeşin? Evet, ablam geç açtı kapıyı. İçeriye girdik, aradık ilk başta babamla, bulamadık. Ondan sonra dolabın arkasına saklanmış. Önüne askılığı almış, kıyafet askılığını, görmeyelim diye. Sonra biz bunu bulduk. Dövüş, kavga, bağırış, evden başını bela etmesin diye bir daha yemin etti, yapmayacağı için. Babam kovdu, attık biz bunu. Başımız belaya gitmesin diye, öldürmeyelim diye. 15 gün sonra da zaten Esra abla kaçtı. Yakaladıktan 15 gün sonra o da evet. 24 Ocak'ta da kayıplara karışıyor. Evet. O evde kardeşinizle ve
yeğenlerinizle mi yaşıyormuş? Evet, 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 evet abla. Bu da iyi cesaret ama. Hatta çocuklara baba dedirtiyormuş kendisine. Demeyenlere de kabloyla, telefon kablosuyla vurup çocukları karanlık odaya atarım, sizi keserim, size şöyle yaparım diyerekten korkutuyormuş. Peki siz Atakan'ı evde bulduktan sonra Sibel kendini ya da bu olayla ilgili nasıl bir savunma geliştirdi, ne dedi size? Bir daha kesinlikle olmayacak, yemin ederim, çocukların üstüne yemin ederim diyerekten bizi böyle yatıştırdı, biz de inandık. Ama 15 gün sonra abla benden para istedi, 20 TL kofre gideceğim diye balkondan attım ben. Gidiş o gidiş zaten. O tarihten bu yana görmedim. 24 Ocak'ta o kuaföre gidiyor. Çocuklar nerede? Okuyordu o zaman. Okuldaydı. Hayır, okulda mı? Küçükler de var. Sizde miydi? Küçükler de teyzesi gildeydi. Raşan teyzem gildi. Annemin, diğer teyzedelerdi. Evet, diğer teyzedeler. Bütün çocukları bırakıp gidiyor. Siz eve gelmediğinizde Sibel'in kayıp olduğunu anlıyorsunuz. Evet abla. Şimdi bu Atakan Ertürk'le ilgili de çok olumlu konuşmuyorsunuz. İşte madde kullandığını. Evet. Ticareti yapıyor mu yapmıyor mu onu bilmiyorum. Zaten poliste bir dünya dosyası şeyi var yani hepsi. Yani hep maddeyle ilgili, madde kullanımıyla ilgili hep hakkında işlem. Evet abla. Yapılmış olan biri. Siz Atakan'ı mahalleden tanıyor musunuz? Karşı mahalleden. Tanıyoruz, karşı mahalleden. Karşı mahalleden. Evet. Atakan'ın ailesiyle kızınız kaybolduktan sonra ya da kardeşiniz kaybolduktan sonra iletişim kurdunuz mu? Ben kendim bizzat gittim abla babasına, kendi evlerine. Babası biz ilgilenmiyoruz, biz ilgilendirmiyor, öyle bir çocuğumuz yok. Ama şu var ya, aile apartmanında oturuyor kızınız. Atakan geldi, girmek istiyor. Bağırsa aile ayağa kalkar. Kapı kilitli. Yani kızınız şimdi, da çok büyük bir cesaret şimdi gösteriyor. Hanım, ve kapıyı da açan o. Yani abla, kapıyı zaten, görüşmek istemese kızınız Atakan içeri giremez. Tamam. Evet. Zaten bizim ablam ya, bizim kızımızın aklı dengesi yerinde değil. Uyuşturucu madde kullandığı için. Zaten çıt dese hep evlerimiz üst üste, dediğiniz gibi hemen duyarız. Yani bağırsa, zorlama olsa evde bağırır, duyurur. Zorlama yok çünkü aklı dengesi yerinde değil. Aklı dengesi yerinde olan bir anne baba çocuklarını bırakıp kesinlikle gitmez. Hiç yani kimse. Ya da şöyle, Atakan çocuklara şiddet uyguluyor. Anne bu durumda o şiddetin ortağı. Ortağı, zaten ikisi beraber dövüyorlar çocukları. Kardeşinizin daha önce böyle bir madde alışkanlığı, yok abla, hiç kesinlikle. Yani nasıl, Sibel nasıl bir insandı da, nasıl biriydi de başka birine dönüştü? Sibel çok iyi bir insandı. Bu çocuklar dershaneye gitmeye başladı abla. Tarsus'a, şehir içi. Bunlar gide gele artık bilmiyorum ne derece. Dolmuştan inmişler, binmişler numara alışverişiyle. Tabii ki arada aracılar illaki olmuştur. O şekilde başlamış bunlar. İlişki başlıyor yani, evini söylüyor, aile apartmanını Atakan'ı davet ediyor. Atakan o evde yaşıyor. Çocuklar, şimdi baba dışarıda, baba nerede? Ekmek parası kazanmak için Urfa'ya gidiyormuş herhalde. Evet abla. Urfa'da çalışıyor ama baba düzenli arar. Yani ne yapıyorsunuz çocuklar, aman çocuklarla bir görüntülü konuşayım falan. O sırada... ya çocuklar şey dediler, aa burada da bir abi var filan dememiş mi? Kesinlikle abla. Çocuklar en çok benle babama güvenirler. Dedelerine. O bize bile yani hiçbir şey söylemediler. Ya tabii şimdi çocuklar konusunda da şunu da söyleyeyim. Hani sizi dünyaya getiren, sizden büyük olan, bir iradenizi etkileyen anne babanız sizi eğer iyi bir şeyle ya da önemli bir şeyle korkutuyorsa eliniz kolunuz bazen bağlı kalıyor. Şimdi bir Hanım, yıldır... Zaten bunlar yayladaydı o olaylar olduğunda. Ha, kimse yoktu. Evet. Hiç kimse yoktu. O serbest içeriye almış. Biz gidiyoruz onun diyoruz cesareti ki... Onun cesareti belki de. Evet. Biz gidiyoruz diyoruz ki yeğenim bir kahve yap da içelim. Bizi diyor ki ne? Yok evim müsait değil. Dayılar geliyor, ona da aynı diyor. Evim müsait ama... değil, ben kimseyi kabul etmiyorum diyor. Ama zaten diyorlardı. Zaten küçük kızına da... Dayılar diyor ki, bakıyor. Bunu söylerken bize diyor sanki Sibel bize uyuyor. Yani bu eski Sibel değil. Yani o kadar bir şey var ki, şöyle karşımda duran o canlı, güzel, ne bileyim böyle şefkatli bir insan yoktu diyor ya. Böyle uyumuş, gözler mosmor olmuş, kalkmaya bile cesareti yoktu diyor. Yok. Şimdi özledin mi evladını? Tabii ki özledim abla yani. Olmay oldu. Evlat özlenmez mi abla? Ben özlediğinizi tahmin ediyorum ama yine de sormak istiyorum. Tam 10 ay oldu. Yani Sibel 10 aydır evlatlarına da hasret. Esra Hanım o kadar iyiydi ki. Hani ben o ailede en büyük bendim. Ben teyzeme anneler gününde her şeyi alırım. Ve alırdı. Beni gördüğümü ağlardı.
Ama ne oldu bu çocukla tanıştıktan sonra, bu çahapa alıştıktan sonra... Yani aile ilişkileri, değerleri şey olan Sibel gitti yerine... Yerine bambaşka bir şeytan geldi abla. Kendinden uzaklaşmış diyebilir miyiz? Yani, evet, yani kendinden uzaklaşmış, başka biri, bir Sibel gelmiş. Tam 10 aydır kayıp sevgili seyirciler Sibel Apaydın. Aile apartmanından 24 Ocak 2024'te kayıplara karışıyor. Kuaföre gidiyorum diyor, son konuşması aile üyeleriyle bu. Sonrasında kendisine haber alınamıyor. Küçük kızına zaten hep küçük kız kardeşim bakıyordu. Oldu olacak. Kazadan sonra eşi kaza geçirmişti. Ben başka bir şey söyleyeceğim size. Buyur ablam. Kızını buldum. Evet. Allah razı olsun abla. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Zaten seviyorduk seni. Yüz yüze de görüştük ya. Bu bayılıyor zaten. Allah senden razı olsun abla. Allah ne muradın varsa versin. Sibel şu an telefon attığında. Sen mi konuşursun, annem mi konuşur? Buyurun. Fark etmez, hepimiz konuşuruz. Konuş anne. Sibel kızım, neredesin? Allah için çocuklarını seviyorsan, beni sevmesen bile çocuklarını sev. Allah rızası için Elif her gün anne diye mezara gidip ağlıyor. Allah için ya, elin oğlu için değmez, uyuşturucu bağımlısı için değmez. Kimse herkesin için canını değmez, yaktı. Hiç kimse için. Hiç kimse için değer mi kızım? Kaç kişiyi öldürdü, sıra sana mı geldi? Allah için ya, Allah için. Ne olursun ya, dön artık, dön. Uyuşturucu bağımlısına bağlanma da evine dön, çocuklarına dön. Allah'ını, peygamberini seviyorsan dön yavrum, dön. Dön ya. Üç kişiyi öldürmüş, sıra sana mı geldi? Neylerle kandırdı seni? Dilim tutuldu. Dön ya. Dön. Senin her zaman için arkanda olan kardeşin, baban, teyzelerin, dayıların var ya. Dön için, her zaman için sağ kapı açık. Dön. Onun her şeyine kanıp da bizleri ne olursun ya yarı yolda bırakma. Her gün zehir olan bir ekmek var sofrada. Kimse ekmeğini yemiyor. Yemeği pişirdiğim zaman herkes aç kalkıyor sofrada. Allah için ya. Allah için, eğer bizi sevmiyorsan Allah için dön Çorna çocuğuna. Onu da göster ki ne yaptığını, ne ettiğini o da çeksin şeyine. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.